Bana Pelin çıkmıştı ama Pelin yok. Kime niyet, kime kısmet? Kim canım. Güle güle kızlar. Teşekkür ediyorum. Kısmetime benim bir bilezik arkadaşlar. Altın bilezik. Şöyle. Ya Pelin'in yanmış ama güzel olmuş. Teşekkür ediyorum ama ben bunun burada gerçeklerini alacağıma emin olduğum için bunu senden hatıra olarak saklayacağıma emin olabilirsin. Hediyem Gonca Nur'a. Şık bir şey almış. Şöyle bir çay tabağı, fincan. Gerçekten çok teşekkür ederim. Misafirlerimi ağırladıkça seni hatırlayacağım. Teşekkür güle ederim. Güle güle kullan inşallah. Bir aç. Bana küpe olsun küpesi. Hayır canım. İçimden geldi. Küpeyin yakışacağını düşündüm. Ama bak şöyle bir şey var. Fiyat etiketini çıkartmadım. Hani seni zahmete sokmak istemedim. Hani boşuna araştırma şeyine girme. Hani hiç seni yormak istemedim. Burada yoruluyorsun ya, orada yorulma. Buyur canım. Aa canım, teşekkür ederim. Nice yıllara. Aydan beni şaşırtıyorsun, kırmızı kutular falan. Kız. Aa demek bijuterideki bak inciler büyük oluyor. Benim inci kolyeme çok laf ettin. Al sana imitasyon ay, inci. Ay kutuya da bak kırık. Ay Aydan bana bunu ay, layık kırık değil. Hülya Hanım, siz bana çıkmıştınız. Ben şaşırmadım. Size şöyle iki tane hediye. Ay çok mersi. Çok dedim çay içtikçe beni hatırlayın. Kız ben sizin hakkınızda acaba kötü mü düşündüm? Yalnız bir şey söyleyeceğim Çiğdem Hanım. Ay. Çok güzel. Yalnız ben gluten hastasıyım. Siz bu programda değil misiniz? Ben bunu nasıl yiyeyim? Ama bakın şimdi burada yiyorsunuz ya. Burada tadıyorum. Bir lokma bir lokma. Bu farklı, o onu farklı. Onu da biraz biraz yersiniz. Geliniz yemek yapamıyor. Bunu acıkınca aç kalırsınız diye size getirdim. Yok. Çok teşekkür ediyorum. Yeni yılın kutlu olsun. Emine Hanımcığım ne kadar güzel düşünmüşsün. Bilezikleri, altınları alınca acaba sığar mı buraya? Bu sizin gibi güzel bir bayana. Güzel güzel. Teşekkür ederim. İstedin diye verdim. Ayna getirmişsiniz. Evet. Teşekkür ederim. Neden getirdiğimi biliyor ben musunuz? Ben söyleyeceğim ne? Kendinizle yüzleşin diye mi demek hayır istiyorsunuz? Kesinlikle. Ha, ben hep şöyle söylerim. Güzel bir cehreniz var ya. Evet. Aynaya baktıkça siz mutlu oluyorsunuz, ben diyorsunuz ya. Böyle masanıza koyun, gerektiği zaman makyajınızı yapın, arkasını bir döndürün. Hem el aynası hem masa aynası. Evet. Olsun, bol kazançlı, sağlıklı bir i̇nşallah. Yıl geçirirsiniz inşallah. Gönlümün ne kadar bonkör olduğunu gör. Bak ne kadar şık bir hediye Fatih bak, Bey. Ne kadar bonkör bir acaba kadın. Acaba sahte mi? Ben bunu iade ediyorum, çok ayıp etsin. Yani ben niye canım? Zaten ben çeyrekleri kazandım yani sana lazım. Bu sen size lazımdı. Al bu sahte altını ya git artık. Al. Al da git onu diyorum oo sana. Al da git diyorum size. Onu layık gördüm sana, al da git diyorum. Oo, çok... ne alınmış Emine teyzeyi ben göremedim. Altın, çeyrek, çeyrek altın kabul etmedi. Gerçek olmayan... Çeyrek altı. Ben hediyeleri çok severim. Hediyeleşmeyi de çok severim. Bence hediyenin önemi olmamalı. Annem orada bence bonkör davranmış. Hadi tamam. Gerçeğini de aldın. Hadi sahtesi de benden sana hediye. Hadi görüşmek üzere deyip bence çekilmiş işin içinden. Kendi altın bileziğime gelince de evet dediğim gibi hediye seviyorum. Ama altın bileziğin gerçeğini seviyorum. Sahtesini seviyorum. Gerçi bütün... sahte şeylerden hoşlanmıyorum. Bence herkes gerçekçi olmalı. Altının da gerçeği olsaydı ama hediye hediyedir derim. Sonuna kadar da saklarım bileziğimi severek masamda tutarım. Şimdi ben seni tanımıyordum. Niyetim Pelin'di Fatih Bey. Mesaj verecektim. İnce bir mesaj vardı o bilezikte. Ama Pelin'ler elendiği için. Haftanın en düşük puanını alıp bize veda edecek olan gelin. 47 puanla Pelin. Burçin'e nasip oldu. Ama siz gelir gelmez neden Emine teyzeye sahte altın veriyorsunuz ki? O kadar mı herkesi elinizin sahte arkasına alıyorsunuz?
biz varız burada diyorsun. Elimde o vardı, daha gerçeklerini alamadığım için. Gerçek olsa gerçeği mi verecektiniz? Veririm, ne olacak, benim gönlüm zengin. Ama öyle demediniz, siz buna layıksınız dediniz. Evet, aynen öyle dedim. Buna layıksınız. Öyle dedim, al dedim artık bu al dedim artık bu altını, git bana artık sıra açılsın. Öyle dedim, aynen öyle dedim içeride. Ben de uygunsuz diyorum ki al bu sahte altını, git artık. Al da git onu diyorum. Oo, sana. Al da git diyor size. Onu layık gördüm sana, al da git diyorum. Öyle demiş. Yeteri kadar aldın, al da git dedim. Kabul edecektim, dedi ki bu hediyeyi de alın buradan çıkın girin artık yani. Sizin burada işiniz ne dedi. Ay bir de layıksınız demesi biraz ağır oldu. Yoksa altının gerçek olup olmaması değil Fatih Bey burada. Emine Hanım çok kırıldı. Ay niye beğenmedin, hediye hediyedir Emine ya Hanım. Hediye hediyedir ama siz gücüm, hem sahte gücüm, veriyorsunuz. Ama gücüm ona hem 70 onu almış. Layıksınız diyorsunuz. Hem gücüm buna 70 onu almışım. Evet. Niye hediye şey iade ediyorsun? Goncanur ne diyorsun buna? Yok, hediye hediyedir, gücüm ona 70 diye bir şey yok. Orada siz açık açık yani kayınvalideme bir laf göndermişsiniz ama gönderememişsiniz. Git dedim, git. Ay hediyenin küçüğü büyüğü olmasa siz zaten çam sakızı, çorba armağanı, bir eldiven, bir çorap bile alabilirdiniz. Ama siz orada ama etmişsiniz, bulmuşsunuz. Siz kayınvalideme sahte vermişsiniz ama buradan da sizin yerinize sahte bilezik gelmiş. Ben Gonca'ya çok kırıldım burada. Ne? Hediye almış kızıma ve fiyatı üstünde. Ya bu yok, sana yakışır bir davranış. Anne, ben baktım bulamadım. Yani üstünde diyor ya etiketiyle aldım Çiğdem diye. Öyle dedi ama. Ben onu yormak istemedim. Yok etiketi. Ha ben yoksa hani Gonca'dan böyle. Hadi yok, Elif'ten, Burçin'den büyüklerim de. Ama etiketlere bakarmış ya evet. Aydan, o yüzden. Vallahi Aydan'ı da burada yani. Hayır ben küpenin de artık fiyatına bakmam yani. Ufak şeylerim öyle, takıların tokaların hani bakmam. Burada... Bana ne hediye gelirse gelsin. Buradan bugüne kadar hediye veren herkesten özür diliyorum ama ben her şeyin fiyatını öğrenmeye çalışırım. Çünkü ben onun altında bir hediye almayayım. Ona gidip ucuz bir şey almayayım ya da çok pahalı bir şey alıp onu mahcup etmeyeyim diye. Ya tabii ki kolyeyi de götürürüm gerçek mi değil mi diye. Çünkü benim de kayınvalideme o değerde bir şey almam lazım. Gonca'ya yürüyecektim, kızacak. Sen yok, nasıl yok etiketini alıp getiriyorsun hediyenin yani ben şu parayı aldım diye kendini mi gösteriyordun? Hayır canım benim. Aa, ben öyle diyecektim hayır, ama. Hayır, hiç gösterişte işim yok, hiç hayır. Ben bir şey diyeceğim Fatih. İçimden geldi aldım. Burada yılbaşı işte için hediyeler alınacaktı. Burada hiç kimse hediye derdine düşmemiş. Herkes birbirine bir laf sokma derdine düşmüş. Özellikle herkes... Çiğdem teyze. Yok ben ama hediyemi aldım, onu espri olarak yaptım. Benim hediyem orada üstünde. Tabii ki üstündeydi. Tabii. Öbürü de bir espriydi ama baktım herkes birbirine bir laf sokma, iğneleme, bir şeyler yapma. Ya bana göre hoş bir şey değil. Sevme. Espriyse ama güzel bir hediye de alabilirdiniz. Herkes birbirine bir espri yaptı. Sadece siz mi aldınız içine bana? Evet. Ama şöyle bir şey var. Siz benim bu programda yarışmıyorsunuz mu? Siz neredesiniz de bana glutenle bir hastaya geçiyorsunuz, toz yapıyorsunuz. Onu bir insan yaptım. Çikolata getirir, sufle getirir, ağzımız tatlı olsun, benim yıl der. Ben yani bunu sizden o hediye değildi ki. Ben olsun, hediyemi size verdim, üstüne olsun de bir komiklik olsun diye bir tost koydum. Komiklik olmamış, o ben hediyemi aldım. Tatlansın diye şöyle bir kaçık çikolata tamam, alsam bile yeterli. Tamam onu da getiririm, onu da getiririm size. Canınız çikolata burada çekmiş sizin. Evet, sen ne düşünüyorsun hediyenin için? Yalnız herkes birbirine laf sokmuş. Çok mutlusun. Biz sokmadık ama birbirimize. Çok mutsuzum çünkü ben inci seven bir insan değilim. Bunu daha önce de burada dile getirdim. Yok yok, gerçek. Lastik mi bu? İpi mi? İp. İp olabilir de ayrılmıyor. Ya inci şöyle sevmiyorum ya, anlamıyorum. Kız bijüteriden mi almış acaba bunu? En azından bir çorap alsaydı da giyerdim ayağıma. Ben bir çorap hiç da alayım. Kutusu bile o kadar özentisiz ki bile isteye bana istemediğim şeyi almış gözüme sokmak için. İnci değil ki işte. Ama o kadar laf işte ettin ki yani bijüteri senin eşimin dedim ya şu inciye. Elif bijüteriyle gerçeği ayırt etsin diye kendine çalışmış aslında. Yani mesajlarına ben getireyim, bir sürü var bijüteride onlarda. Elifciğim sen o zaman bir çorap da getirebilirdi dedin. Niye sahte bileziği ben verdin? Ben Burçin'e niyet değil. Buradaki giden arkadaşın çok fazla egosu vardı. Yaptığından fazla büyük lafları vardı. Anladım. Ben alabileceği altın bileziği ona hediye etmek istemiştim. Burçin sana denk ben geldi. Ben de bir bileziklerinden çıkartıp verseydin ya o zaman. Ben sağlarken. Ben Pelin'e niyet aldım onu. Sana niyet almadım. Hediye paketindeyken de sana neye kısmetmiş diyorum. Bileziğini çıkartıp verseydin bana diyor. Hayır ben Burçin'e kendim için değil. Ben Pelin için. Ben Pelin için söyledim. Ama neye versin ki Pelin? Hak etti mi ki o da verecek? Ya, evet. Hediyeler dağıtıldı, işletti. Bana hiçbiriniz hediye almadın. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta. Gelinim mutfakta.